paralel doğrular veriliyor. Biri burada, diğeri şurada. Biz istersek şu D köşesinden bir tane paralel çizebiliriz bunları. Şöyle çiziyorum. Şöyle biraz aşağıdan olsun. Evet, şöyle çiziyorum. Şu parçayı da uzatalım. Böyle. Şimdi şurada şöyle bir şekilde karşılaştık. Şu an boyadığım şekle bakarsak. Burası. Eğer böyle bir şekilde karşılaşıyorsak paralel doğrular arasında. Bu 3 açının toplamı 360 derece oluyordu. Açılardan birisi 150. Diğeri 100. Bir de tepedeki aç. Şu aç. Biz buna da Y değil. Bu üçünün toplamı 360. Yani Y artı 100 artı 150 eşittir 360. Y artı 250 eşittir 360. 250'yi karşıya atıp çıkaracağız. Bu durumda Y eşittir 110. Y açımız 110. Şimdi gelelim aradığımız açıya. D, E, F'yi arıyoruz. D, E, F. Şuradaki açı. Biz buna X diyelim. Tabii şunu bir parça uzatalım. Şuradaki açılar birbirine eşit olacak. Tabii X açısı 20 artı Y'ye eşit olacak. Yani onu şöyle yeniden çizersek şöyle bir durum söz konusu. Şöyle. Aşağıya doğru bir doğru geliyor şöyle. Biz buradaki açıya, hatta şöyle göstereyim. Şuradaki açıya biz X demiştik. Sonra şuraya Y demiştik. Buraya. Ki biz Y'yi az önce 110 bulduk. Bir de o ikisinin arasında 20 derecelik bir açı var şu arada. Bu arası da 20 derece. Bizim X açımızda Y artı 20 birbirine eşit olacak. İç ters açılar. Yani x açısı eşittir y artı 20. X eşittir y'miz 110'du. Artı 20. Buradan x eşittir 130 derece olur. Aradığımız açı 130 derece.